Gecesidir o. Ondan sonra Şaban-ı Şerif'in yarı gecesi geliyor, beraat gecesi ki bütün bir senelik kaza ve kaderlerin yazıldığı gece. O gece bu cami-i şerifte inşallah sohbetimiz rastladı. Öyle rastladı. 15'te bir gelen gecemiz beraat gecesini buraya rastladı. Allah'ın hükmedi. Burada ihya edeceğiz inşallah. Ondan sonra zaten bir Ramazan-ı Şerif, bir Kadir gecesi geliyor ki arkadaşlar deryaya battık. Yani insan bu deryanın içinde susuzluktan ölürse çok ahmak olur yani. Çok ahmak olur ya. Allah sana ırmaklar akıtmış gözünün önünde, bunun kıymetini bil ya. Buradan şimdi bir bardak su almazsan yarın ahirette aç susuz kalırsın. Allah'a ne kabahati var kardeşim? Ondan sonra Allah bana hidayet vermedi de Allah beni doğru yola alsaydı, Allah'a niye iftira ediyorsun Allah sana? Bu kadar imkan sağladın, niye kazanmıyorsun? Para kazanma imkanlarını zorluyorsun da cennet kazanma imkanlarını niye kullanmıyorsun sen? Her 24 saatte 8 saat, 10 saat çalışıyorsun. Şimdi buraya geliyorum, birkaç kişi rastladık. Lan vaaza gidelim diyorum diyor hoca efendi, birkaç nüfus bakıyorum, işim var. Allah Allah, ya halbuki herif kuyumcu. Yani kömürcü değil ki yani. Diyelim ki maden işçisidir de 2000 metreden kazacak da bilmem ne. Ya Allah sana bu kadar rahat iş vermiş. Sen 15 günde bir ayağınıza geliyoruz, iki kelime konuşacağız, anlatacağız diye, yani sen bunu gelip dinlemiyorsun. Burada bu faziletleri kaçırıyorsun, bu müjdeleri, haberleri kaçırıyorsun. Ondan sonra ahirete gideceksin, eli cebi boş. Ya Rabbi sen bana demedin, anlatmadın. Sen nasıl dersin bunu Allah'a ya? Ne eksik etti Allah? Neler anlatıyor size? Bütün bu millet bunları duysun, buyurun. Önümüzdeki sohbet nasipse inşallah. Miraç'tan evvel oluyor. Neyi anlatalım? Miracı bir anlatalım mı? Tazelensin, geçen sene anlatmıştık ama bu sene de inşallah bir kere de olsun, çok uzatmayacağım ama bir sohbette o miracı, Efendimizin Mekke'den çıkıp yedi kat gökleri gidip Rabbimizi görüp konuşup görüşüp tekrar Mekke'ye gelişine kadar ki meseleleri kısa da olsa özetler anlatacağım inşallah. Ben bunu İstanbul'da Yenibosna'daki pazar sohbetinde tam 8 ay anlattım. Miraç 8 ay sürdü her hafta. Evet, her pazar içinden sonra devam ettik, 8 ayda bitirebildik bunun tafsilatını. O da atlaya atlaya gittik yani. Evet. Ama olsun, bir sohbette kısa ve özet olarak size nasip söylemeyecek sohbette o meseleyi de izah edeceğim inşallah. 15 gece sonraki sohbetimizde. İnsan bu geceleri bilmeli, bu günlerden haberdar olmalı arkadaşlar. Sakın bunlarda kendi canınıza zulmetmeyin. Günah işlemeyin. Şimdi içinizde namaz terk edeniniz varsa mutlaka şuradan çıkmadan Allah'ın ayında Allah'a söz versin, ben bundan sonra bir namaz bile terk etmeyeceğim ve bundan evvel bıraktıklarımı da hesap tutup buluğa erdiğim günden beri kazaya başlayacağım. Söz versin buradan çıkmadan. Mutlaka. İçki içeniniz varsa, bak Allah'ın ayı girdi. Ne demek ya bu ayı saymamak? Allah'ı saymamak. Çabuk! Kararı versin içinden, ben bir daha ağzıma bu meredi sürmeyeceğim. Tamam. Kumara müptela olan hemen söz versin, bir daha ben kumar oynamayacağım, elimi sürmeyeceğim. Faiz alıp veren, rüşvet alıp veren, yalan diyen hemen söz versin. Bundan evvelki günahlarından tövbe etsin, vazgeçsin, bir daha yapmama karar versin. Ey gidi zinaya müptela olanlar, o zina, ey o ne ateştir o. Vardır, vardır arkadaşlar. Onlar da hemen söz versin. Yarın ahirete kalmasın bu hesaplar. Tevbe etmeden aniden ölüm gelirse bu hesaplar ahirette temizlenmez. Binlerce sene cehennem ateşi çekilmez 5 paralık şehvet için. 2 kuruşluk lezzet için 10 bin sene, 20 bin sene yanılmaz. Akıl kârı değil. Dünyanın karısını kızını versem sana, bir kere fırına sokup da çıkarayım seni desem girmezsin, kabul etmezsin. Sen cehenneme inanmıyorsan açık söyle ya. İnanıyorsan nasıl yaparsın? Vazgeç. İçki, kumar, faiz, zina, adam öldürmek, büyü yapmak vesaire, kebair en büyük günahlar bunlar. İftiralar, hepsinden vazgeç. Biri daha yapmamak üzere kararı verin. Şuradan çıkmadan. Hepinizin içinizdedir bu karar, kalbinizdedir. Sözünüzü verin Allah'a. Ben sizin kalbinizi bilmem, Allah biliyor. Bu mübarek aydan başlayın.
İnşallah Ramazan-ı Şerif'e kadar zaten işi idare ettik mi, Ramazan'da zaten tam bir tövbe oluyor. Bayramdan sonra da aman ha. Neden? Nasıl olsa bayram çıktı deme. Çünkü bayram çıktı diye ölüm bitmedi ki. Azrail Aleyhisselam aniden gelecek. Sen her daim hazırlıklı. Ya dünya bitti be, sen daha ne bekliyorsun ya? Dünya bitti. Adem Aleyhisselam cennetten indi, dünyaya geldi. Dünya ona dedi ki ci'te ve kadin gaza şebabi. Sen geldin ama dedi benim gençliğim gitti dedi dünya. Sen benim gençliğimi görmedin. 2000 sene evvel yaratılmış. Dünya şimdi koca karı oldu. Resulullah öyle gördü dünyayı Miraç gecesi, önümüzde bir sohbette anlatacağız. Koca karı, işi bitmiş, can çekişiyor, son nefeslerinde, eli kulağında kıyamet kopacak. Ne zaman kopacak? Ya sana ne zaman? Evvela senin kıyametin kopacak bir defa. Nasrettin Hoca'ya sordular, dedi ki karı ölürse küçük kıyamet dedi, ben ölürsem büyük kıyamet dedi. Şimdi memmâte fekat kıyamet kıyamet, ölenin zaten kıyameti koptu, sen ne kıyameti bekliyorsun? Öldüğün gibi ya cennet bahçesi ya cehennem çukur. Esas kıyamet zaten kopacak, o kimin başınaysa Allah bizim başımıza kopartmasın onu. Çünkü imanların başına kopmayacak o, Allah diyenlerin kafasına kopmayacak. Dünya bütün gavur kalacak, ondan sonra kopacak. Önümüzde daha ne günler var. Ne fitneler var, ne fesatlar var, Allah'ım ahir zamanın fitnesinden muhafaza eylesin. Amin. Bu çok kıymetli ay. Şimdi inşallah oruçlara başlayın, nafile oruçlar. Biliyorsunuz pazartesi, perşembe her ayda oruç tutulabilir, nafile. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ben pazartesi, perşembeleri oruçlu geçirmek istiyorum. Neden? Çünkü pazartesi, perşembe Rabbimize yaptığımız ameller arz ediliyor, sunuluyor. Oruçlu olursam acir bana da kabul eder diye. Oruçludur kulum, reddetmeyeyim onun amellerini. Her pazartesi, perşembe zaten var. Recep-i Şerif'te özellikle 13, 14, 15 her ayda var bu. Recep-i Şerif'te özellikle tutulsun. Hoca daha fazla tutmak istiyorum diyen başından 3, sonundan 3 tutabilir. Ama şu hadisi şerifi de size söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Men salla min şehrin haramin el hamise vel cumu'ate ve sebte keteballahu lehu ibadete seneteyn." Her kim haram ayda, işte bu 4 tane haram ay var, en büyükleri Recep-i Şerif. Özellikle bu aylarda, başka aylarda yok bu. Perşembe, cuma ve cumartesi. Üçünü peş peşe tutarsa Allahu Teala ona 2 sene devamlı ibadet yapmış sevabı. Perşembe, cuma, cumartesi. Unutmayın bu 3 günü peş peşe her hafta, yani 4 hafta zaten Recep-i Şerif bitene kadar sadece bu aya mahsus bu 3 gün peş peşe haram ayda. Perşembe, cuma, cumartesi. Hoca efendi daha da fazla tutmak istiyorum diyenler, bazıları kefarete niyet ediyorlar. Kefarete niyet edin, evvelden etmesi lazım. Çünkü 60 gün en az peş peşe olması lazım. Ramazan'a şimdi 60 gün kalmadı. Düşün, birkaç hafta evvel başlayana olurdu. Bundan sonra o kurtarmaz. Ben nafile tutayım, sıralı tutayım, o da iyi değil. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan başka sıralı oruç tutmadı. Farz oruç gibi benzemesin, karışmasın diye. Bunda arada birkaç gün tatil yapmak lazım. En fazla tutsan 20 gün, 25 gün tut ama birkaç gün yani tatil yapmak lazım. Sünnet yerini bulsun diye. Bu mübarek ayda zaten 15 gün orucu olana Rabbimiz ne buyuruyor? Defteri amalin tertemiz oldu, sana yeni bir defter açıyoruz buyuruyor. Bunun fazileti hakkında bir gün oruç tutan, 2 gün, 3 gün, 4 gün sıralı hadisler var. Ben o hadisleri şimdi bu tefsirde değil, başka bir tefsirde değil. Onlar inşallah perşembe gecesi, kandil şerif gecesi şey yapacağım, niyet ettim, söz verdim. Bu tefsirde yok. Kafamda da hepsi kalmıyor tabii. Çünkü 15'in ayrı ayrı şeyi var. Faziletleri. Bunları yapalım arkadaşlar. Sıhhati olmayan, tabii hasta olan midesinden, şurasından, burasından Allah zorluk ne yapıyor bunlar yapar. Ama ya Rabbi ben sağlam olsam yapardım da niyet ediyorum yapamıyorum dersin. Müminin niyeti yapmasından daha hayırlıdır. Niyetü mümini hayrun min ameli. Manisi olup yapamayanlar yapmışlar iyi. İzâ meridel abdü ev sâfara kütübe lev mâ kâne ya'melu sahîhan ev mukîmâ. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kul hasta olduğu zaman veya yolculuğa çıktığı zaman sağlamken veya evindeyken yaptığı ibadetleri yapamaz tabii ki. Hastayken, yoldayken yapamaz. Sağlamken veya evindeyken ne yapıyorduysa aynı yazılır defterine. Böyle sen iyiliksever bir Allah nerede bulacaksın ya? Yapamıyorsun, yapıyormuş gibi yazıyor. Ölüyorsun kabrinde yine bitirmiyor ecrin. Melekler diyorlar ki ya Rabbi
sağında solunda duran melekler diyorlar ki bu adam nasıl olsa vefat etti, artık bu ne sevap yapabilir ne günah yapabilir, bizim nöbetimiz bitti, sen bize müsaade et göklere çıkalım, orada sana devamlı ibadet yapan meleklerle biz de ibadetine koyalım, biz ibadete doyamadık, bunun peşine takıldık, uğraşıyorum bundan, bu da gitti, iş bitti. Rabbimiz buyurur ki hayır, siz şimdi okulumun kabrinin başına gidin, orada görev tutacaksınız. Onun mezarının başında, onun hali hayatında, sıhhatinde yaptığı ibadetleri devamla yapacaksınız, sevabını da onun defterine yazacaksınız. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah. İllellezine amenu ve amilussalihati lehum ecrun gayru memnun. Sallallahu. İman edip ameli salih işleyenlere bitmez tükenmez mükafatlar var. Nasıl bitmez? Adam 60 sene yaşadı öldü. Bitmez diyor Allah. Neden? Kıyamet sabahına kadar yaptıkların defterine yazılacak. Ya kafanı çalıştır ya. Uyanık ol. Karlı yatırım yap. İyi şirketlere üye ol. Batırma canını cehenneme. Bu amelleri yap. Öldükten sonra da yazılsın. Ya. İnsan öldüğü zaman bütün ameller kesilir. İzâ mâtel insân inkata amel illâ min zelâf. Üç şeyden kesilmez. Sadakatin cariye. Sadaka verdi, mesela cami yaptırdı, çeşme yaptırdı, köprü yaptırdı. Devam edelim, medrese yaptırdı, tekke yaptırdı, hamam yaptırdı, misafirhane yaptırdı. Osmanlılar ne kadar bırakmışlar böyle eserler. İstanbul'un yarıdan fazlası vakıf. Allah'ım. Yarıdan fazlası vakıf, hem işgal etmişler. Vakıf yerlerinde içki içiriyorlar, kumar oynattırıyorlar. Medreselerde turistlere fuhuş yaptırıyorlar ya. Medrese ya, vakıf. Allah. Adamlar sadaka-i cariye, tabi onların sevabı devam ediyor da, günahı bunlara. Onların sevabı devam ediyor, onları o niyetle bırakmış. Çocuğuna bırakmamış, adam Allah'a bırakmış, bütün Müslümanlara bırakmış mesela. Ev ilmin yüntefe'u bihi. Yahut kitap yazmış, vaaz yapmış, onlar o öldükten sonra da okunmuş, anlatılmış, millet amel etmiş. Evvel edin salihin yed'uleh. Yahut da iyi bir evlat bırakmış, arkasından çocuğu ona namaz kılıp dua yapmış. Bunlar kalır arkadaşlar. Ölmeden yapalım ki öldükten sonra Rabbimiz aynen yazsın. فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ. Sakın bu aylarda kendinize zulmetmeyin. Hemen Allah'a tövbe edelim arkadaşlar, hemen ya. Ne günahımız varsa dönelim bu mübarek gecede. Tevbe-i nasuh üzere. Bir daha dönmemek üzere. Ne gibi? İneğin memesinden çıkan süt diyor, tekrar geri dönemeyeceği gibi. Tefsirde öyle diyor. Allah ne misal. Öyle tevbe yapın. Allah tevbe bekliyor bizden arkadaşlar. Estağfirullah. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم
İnneke alâ kulli şeyin kadîr. Sadakallâhu'l-azîm. Ey inanmış kullar! Siz bana inanıyorsunuz, peygamberlerime inanıyorsunuz, kitaplarıma, ahirete, öleceğinize, dirileceğinize, cennete, cehenneme. Beni niye dinlemiyorsunuz diyor ya? Beni niye dinlemiyorsunuz siz? İnanmayana lafım yok. Canı cehenneme. İnanana söylüyorum, dinle ya. Çabuk Allah'a dönün bakalım diyor. Ya kaçakları biz olsak gelip bir defa kaçtım, aman gözüm görmesin deriz ha. Allah'ımız bu diyor ki, ne kadar kaçarsan çabuk bana gel diyor ya. Böyle Allah nerede bulursun? Adam 20 sene ibadet yaptı Beni İsrail geçmiş ümmette. Nasıl ibadet yaptı biliyor musun? Sırf nefes almadı be. İbadet ibadet. Bir ayağı kaydı. İnsan bu. Düşmez kalkmaz mı Allah? Düştü. İçki, kumar, her şeye düştü. Sakalı bembeyaz olmuş. Yaşlandı kötü yollarda. O zaman ya. Aynül İlim ve Zeynül Hilim isimli bir kitap var. Molla Ali Yülkari Hazretleri onu şerh yapmış. Onda rastladım. Aynaya bakıyor bir gün. Ya dedi, saç sakal ağırdı dedi, biz ne yoldayız ya. Ya Rabbi dedi, etatüke 20 sene ve asaytüke 20 sene. 20 sene sana devamlı ibadet yaptım. Sonra bir kaydım, 20 senede günaha düştüm. Şimdi sana yüzüm de kalmadı ama dönsen kabul eder misin? Evin köşesinden diyor, evin köşesinden. Allah manevi ses. O zaman arkadaşlar evvelki ümmetler nasıldı biliyor musunuz? Rabbimiz onlara böyle açık açık duyurturdu. Bizim ümmette işi hepten gizledi yani. İmtihan, gayba iman edilsin diye. Bu ümmetin işi hepten gayba kaldı yani. Görmeden, duymadan. İşte ah buradan kaytarıyorlar, kaydın diyorlar. Yanlış anlıyorlar. Görelim istiyorlar, duyalım istiyorlar. Ya ne göreceğim ya duyacağım. Sana Kur'an okuyorum işte ya. Kur'an okuyorum sana. Aynı ayetle. O manevi ses ne dedi ona biliyor musun? Sen bize döndün. 20 sene ibadet ettin. Biz de sana dönmüştük. Sen bizden yüz çevirdin. Bize isyan ettin ama biz senin belanı vermedik. Sana yine fırsat tanıdık. 20 senedir yaşattık seni. Şimdi dönsen hemen kabulümüzsün. Hemen. Ettaibü minezzembi kemen laden bele. Günahından dönen hiç günahı yok gibidir. Allah. Ettaibü habibullah. Günahından dönen Allah'ın sevgilisidir. Dostu oluyor ya. Ondan sonra ne diyorum size? Şu sohbetlere geliyorsunuz. Kapıda çıkarken ne diyorlar size? Kaç kere anlattım. Kulmu mağfurallekum. Tertemiz anadan doğma kalkın diyorlar. İlim ve zikir meclislerinde oturanlar dağılırken bu müjde var. Gadbettel tüseyyâtük mahsenâd. Ben sizin günahlarınızı silmekle kalmadım. O kadar sevap yazdım hiçbir şey yapmadan da. Tevbe ettiğiniz için, sebat ettiğiniz için, bu yolda devam ettiğiniz için. Bakeriman, kâriha, düşvar, nişt. İyilerle hiçbir işte zorluk çıkmaz. İyi huylu insanla her işte anlaşılır. Peki ekramul ekramin ve erhamur rahimin iyilerin en iyisi anandan babandan çok acıyan Allah Allah iş güçleşir. Seni bu Allah cehenneme atıyorsa anla ki sen cehennem kötü olma layık mısın demek yani. Yoksa bu kadar ah çaresine niye başvurmadın sen? Bir kere Allah'ım demiyorsun geberirken ya Rabbi bana müsaade ver de şimdi iman edeyim. Bu nasıl laf ya? Bir kere camiye gelme, sohbete gelme, davete gelme, ondan sonra ya Rabbi, buna kim müsaade eder ya? Biz bir adama bir iyilik etsek de herif bize bir kötülük etse herifi öyle bir reddediyoruz elimizden gelse kıyma makinesinde doğrayacağız ya. Nedir yani? Ona yaptıysan bir iyilik Allah nasip etti de yaptın, sen kendiliğinden bir şey yapamazdın. O adamı sen yaratmadın, sen yaşatmadın. Bir ufak iyilik yapıyorsun, karşılığını bekliyorsun. Rabbimiz bizi yarattı, borçlu muydu? Bu kadar nimet verdi, borçlu muydu? Bir tane gözünü dünyayı versen alabilir miydin? Bir nefesin tıkansa dünyayı satsan açabilir miydin? Bir damarın tıkansa dünyayı satsan verebilirler miydi sana? Kimden alabilirdin? Bu kadar nimetler ya, bir nefes dünyadan kıymetli.
kıymetli. İçin dışın nimet dolu ya. Sen nasıl bu Allah'ın kıymetini bilmiyorsun? Düşmanlarına uyuyorsun. Yahudi Hristiyanların modasına uyacağım derken Allah'ın dinini terk ediyorsun sen. Bu kadar nankörlük olmaz mı? Bu nerede görülmüş? Bu bizde görülmüş ya. İnsanlarla cinler. Başka bunu yapan yoktur ya. Hiçbir yaratık yapmaz mı? İmtihan işte. Siz bana dönerseniz, bir daha günahlara dönmemek üzere bana dönerseniz, umulur ki sizin Rabbiniz sizin bütün çirkinliklerinizi silecek. Ve sizi atlarından, köşklerinin, saraylarının atlarından, sütleri, şarap ırmağı, bal ırmağı, su ırmağı akan cennetlere koyacak sizi. O gündeki Allah peygamberini ve onunla beraber iman edenleri rezil etmeyecek. Onların ruhları önlerinden, sağlarından koşacak onlardan evvel. Onlar diyecekler, münafıkların yarı yolda ışığını söndüğünü görünce diyecekler, ya Rabbi bizim de nurumuzu yarı yolda söndürme, cennete kadar tamamla. Bizim günahlarımız varsa kusurlarımızı bağışla, sen her şeye kadirsin diyecekler. İşte o gün sizi de o peygamberle beraber o nurun içerisinde cennete sokmamı istiyorsanız bugün bana dönün, bir daha günahlara dönmemek üzere. Efendiler, bu gece sizin hepinizden kuvvetli tevbe istiyorum. Ve inşallah sohbetin sonunda da edelim. Bir tevbe istiğfar yapalım hep beraber. Bir daha da günahlara dönmemek üzere, Allah'ın ayına kıymet vermek üzere. Recep-i Şerif'e tazım niyetiyle yapalım bunu. Unutturmayın inşallah. Çünkü ben ilanlar falan oluyor, unutabilirim yani sonunda meseleyi. Bazı şeyler unutuyorum tabii. Ayet-i Celile'nin son cümleleri, فَقَاتِلُوا الْمُشْرِك۪ينَ كَافَّةً كَمَا يُقَاتِلُونَكُمْ كَافَّةً. Ben size bu 4 ayda harp etmeyi yasak etmiştim ama bu gavurlar rahat durmaz. Nasıl onlar birleşiyor, toplaşıyor İslam'ın ve Müslümanların aleyhine harbe kalkışıyor, siz de onlarla toplaşın, birleşin, harp edin emrediyorum, Allah buyuruyor. Kurban oldum sana. Nerede bu emir? Gavurlarla harp edin emrinin yerine sanki Allah onlara gavurlarla birleşin demiş. Onlar onu yapmaya çalışıyorlar. Sanki Kur'an'da onlara Avrupa'yla birleşin denmiş, ona çalışıyorlar. Rabbimiz buyuruyor onlarla harp edin. Hoca efendi, onlarla harp edecek gücümüz mü var? Niye gücün yok? Bilin ki şüphesiz Allah takva kullarıyla beraberdir. Onların atomu varsa senin Allah'ın var. Ondan sonra İslam aleminin neyi eksik? Bugün 1,5 milyar İslam alemi var. Petrol ellerinde, bütün zenginlik kaynaklar, madenler, maddeler ellerinde. Bunlar Avrupa'nın sömürgesi olmuşlar. Avrupa bunları iyi biçip bitiriyor. Yoksa bunlar kendi aralarında bir birleşseler, paralarını birleştirseler, efendim pasaportları kaldırıp tek bir vilayet gibi çalışsalar, ortak pazarlarını kursalar, İslam ordusunu sağlasalar, yek vücut halinde ve ahtasımû bihavlillâhi cemiyan ve lâ teferrakû. Hepiniz birden Allah'ın Kur'an ve şeriatine sarılın, ayrılmayın, bölünmeyin, dağılmayın emrine sarılsalar, o 1,5 milyar ne yapamaz? Ne 7 milyar ne 70 milyarı vallahi bir an içinde helak eder Allah-u Teala müttaki kullarına yardım eder. Ama İslam aleminde takva yok, Allah korkusu yok, Allah saygısı yok. Müslümanlarda ahde vefa yok, söze riayet yok. Ne Allah'a verdiği sözde dururlar, ne aralarındaki sözlerde dururlar. 5 kuruş menfaat için birbirini satarlar, birlik yok, beraberlik yok. Yahudi Hristiyanlara, Masonların peşinde gezerler. Bu milletler nereye gidersin kardeşim, böyle cemaatman nereye varırsın? Cihat farz. Ha bak, oraya yazmışlar, ta sağ köşeye. Burada da hadis-i şerif tefsirde var. Orada da. El cennetu tahta zilalis suyuf. Cennet, kılıçların gölgelerinin altındadır. Cihattadır. Çünkü arkadaşlar, harp etmek, cihat etmek demek, bütün gavurları da cennete çağırmak demek. Yanlış anlamayın. Niçin? Adam inkarda, sen ona kılıcı çekince ne diyorsun? Bak kardeşim, iman et, öldürmeyeceğim. İman et, yaşa. Ya senin imanından bana ne kar var? Ben istiyorum, sen de cennete gidesin, cehenneme gitmeyesin ulan. Zaten akıllı olsaydı gavur olur muydu işte? Anlamıyor ki ya. Akıllı olsa gavur olmaz, anlamıyor. Lan çektim sana kılıcı, ne diyorum sana?
İnan, benim senin paranda gözüm olsa, karında gözüm olsa, değil mi? Vatanında gözüm olsa, öyle ya şimdi, akıl var, mantık var. Ne yaparım? Ulan inansan da inanmasan da keseceğim seni, hadi bana burası lazım, bu karı lazım, bu para lazım, derim. Ben sana diyorum ki iman et, inan Allah'ıma, peygamberime, dinime, hem dünyada bu vatanın mukadder her şeyin sana kalsın, hem de cennete gidesin, cehennemden kurtulasın. Bunda benim ne karım var? Senin karın var. Adam diyor yok ben Allah'a inanmam. Ya seni yaratan Allah. Allahu Teala cehennemin için yarattı. Söyleyebilecek misiniz bakalım? Hadi bakalım. He? Diyemezsiniz onu. Biraz da şifrelidir. Cömertliğinden yarattı. Anlamadınız değil mi? Anlatırım. Şimdi adamın bir tanesi ziyafet yapıyor. Davet yapıyor, yemek. Diyor ki benim diyor davetime mutlaka gelin. Şimdi bazısı var böyle seni çağırıyor, yanındakini çağırmak istemiyor ama orada da duyuluyor. Şimdi seni çağırırken ayıp olmasın diye ona diyor ki seni de beklerim diyor. Formalite tabii. O da anlıyor onu. Ama yüzsüzse o aç, aç kalmışsa gider de. Ne bileyim ben şahsen gitmem öyle. Neden? Sen öbürünü çağırırken beni rastladığın için ayaküstü. Ayıp olmasın sen de gel. Yani bu artık insan bunu anlıyor. Bazı adam da geliyordu ki bak lütfen hakikaten mutlaka gel yani samimiyetimle söylüyorum çok üzülürüm beni memnun edersin aramızda görelim değil mi? Anlıyorsun ki samimi cömert yani canım. Bazı adam da var diyor ki bak diyor gelmezsen diyor masrafları senden alır. O daha cömert bir tanesi. Öbürü geliyor diyor ki bana bak gelme diyor ben yarın sana geleceğim diyor. Sen de diyorsun ulan bu bana geleceğine ben buna geleceğim. Hani cömertlik ifadesi. Öyle geleceğim sana diyor ya gelme bakalım diyor sabaha sana geleceğim diyor kahvaltıya sendeyim diyor. 10 kişiyle diyor hadi bakalım mecbur gel. Öbürü diyor ki gelmezsen davetine diyor döverim seni diyor. Daha cömerti kim bunun? Aldı kılıcı yerine bak dedi keserim kafanı diyor. Benim yemeğimi yiyeceksin. En cömerti hangisi? Kılıç çeken değil mi? Epey anladınız belki de. Allah-u Teala Hazretleri cenneti yarattı, cehennemi. Bütün kullarını nereye çağırdı? Cennete. Peygamberini gönderdi, eline ne verdi? Kılıç. Ne buyuruyor? Habibim, benim davetime gelmeyenin kes kafası. Anladınız mı? Resulullah için diyor ki inan, ne karında gözün var ne malında her şeyin senin olsun. Dünyanı ahiretini kazan ya iman et be ne inat adamsın be ne kaybedeceksin ya iman et yaşa şu İslamiyet'i yaşasan dünyanın da cennet olacak ahiretin de cennet olacak bak bu gavurlar İslamiyet'i terk ettiler içkisiz kumarsız zinasız huysuz duramıyoruz diye keyiflerine düştüler hepsi iç oldu geberdi gidecekler huzur yok bunalım intihar edene edene ya dünyada da çıkmaza girdiler anlamıyorlar bu kafasızlar ya anlamıyorlar. Ya bizim 1400 senelik tarihimiz var ya hadi şu 100 seneyi çık, 100 senedir karıştı ortalama. 13 asırdır Resulullah'tan beri cennet hayatı yaşattı bu Müslümanlar, dünyanın gavuru bile süt liman yaşadı ya. Tarihe bakın ya, 1300 senelik tarihe bakın, hadi şu 100 sene karışıklık var onu kabul ediyorum. Müslümanlar gevşetti işe Allah verdi belalarını onun için. 1300 senelik tarihe bakın gavurlar bile rahat etmiştir ya. İslam bu cennet hayatı bu, dünyada cennet bu ya. Buna gelin. Habibinin verdiği eline kılıcı cennete gelmeyenin kes kafasını. Gavur imansız olarak yaşasa kar var mı ona? Ne ona kar var o yaşamasında ne bana kar var o yaşamasında. Peki ben ona diyorum ki gel iman et yoksa öldüreceğim seni. İman ederse zaten cennet hayatına kavuşuyor. Dünya ahiret yaşıyor. İman etmezse öldüreceksin. Öldürürse hep bir mikrop temizleniyor, Müslümanlar kurtuluyor hiç olmaz. O zaten yaşata da zarar. Yok yaşasa zarar, sonu cehennem. Ne kadar yaşarsın yaşasın, sonu cehennem. Bir de şu mesele var, o çok mühim. Nedir o mesele? Onlar yaşarlarsa seni beni Müslüman bırakırlar mı? İnce bir mesele değil mi?
Müslüman. Bıraktılar mı? Karımızı kızımızı ne hale getirdiler? Şu memleketi ne hale getirdiler? Kimin parmağı bunlar? Hep Yahudi parmağı. Bütün düzen Yahudi Hristiyan'ın elinde. Görmüyor musunuz onlara yapılan itibarı? Şu milletin, memleketin, vatan evladına yapılan hor ve hakar, horluk ve hakareti, baskıyı, zulmü, ezikliği, bunalı buhranı, o gavurlara açılan kapıları, onlara yapılan hürmetleri görmüyor musunuz? Onların yaşaması kendilerine zarar olduğu gibi en çok da bize zarar. Çünkü zaten kendi cehenneme gidecek ama diyor ki ben yalnız kalmayayım cehennemde diyor. Ben senin gibi olamazsam seni benim gibi yaparım. Sen de cehenneme gel beraber yanalım diyor. İşte bu milleti muhalef ondan getirdiler. Kıskanç millettirler. Bizi gavur etmek için uğraşıyorlar. 300 sene ecdadımızla harp ettiler. Harplerde yapamadıklarını masada yaptılar. Kur'an'ı elimizden aldılar. Bizi şeriattan uzaklaştırdılar. Namus mefhumunu kaldırdılar. Utanmayı kaldırdılar. Millet bu hale geldi. Şu rezilliğe bak. Sokakta kadın erkek sarmaş dolaş gidebiliyor ya. Kocasının arkasından, kocasının değil yabancı erkeğin, kocasının babasının arkasından iki metre böyle edebiyle, hayasıyla gezen şu memleketin neneleri, vatan evladın, şu torunları ne yapıyor? Değil kocasıyla, yedi kat yabancıyla sarmaş dolaş, çırılçıplak sarılıyor ya o memleketin ortasında. Böyle namussuzluk. Ve bu medeniyet oluyor. Televizyon bunu modernlik, ilericilik olarak gösteriyor. Kocasının arkasından iki metre gerisinden giden çarşaflıyı da geçen 4-5 gün evvel bir program çevirdiklerinde işte bu eskiden Osmanlı zamanında böyle rezillik vardı diyor. Ulan hangisi rezillik be rezil adam be insafsız be vicdansız. Yapma etme git Allah aşkına ya. Onun bunun karısıyla kızıyla dans edeceksin. Karıyı sarhoşun kucağına oturtacaksın. Medeni olacaksın. Namusunu muhafaza ettin mi? Vahşi olacaksın, gerici olacaksın sen. Orman kanunundan mı bahsediyorsun bana ya? Bunu çakallar yapar ya. Onun karısına, onun kızına. Namus yok, nikah yok, bir şey yok ya. Bu hayvan kanunu ya. Böyle şey olmaz ya. Hayvanlardan da hınzır yapar bunu, hınzır. Domuz deyüstür yani. Hiçbir şey bilmez karı marı. Hınzır işi ya. Ya ne demek karıyı ona buna teşhir edeceksin ya? Bir düğün yaparlar, damat hayrını görmeden herkes hayrını görecek karının. Ulan bu nasıl düğün be? Herkes de tokalaşacak, öpüşecek, sarışacak, koklaşacak. Hangi dinde var? 104 kitapta yok. Bu medeniyet. Ama sen düğün yaparsın, kadın ayrı, erkek ayrı, kadını göstermesin. Herif diyor ki, ben diyor daha sana gelmem diyor. Niye gelmiyorsun bana diyor, karıyı göstermiyorsun arkadaş diyor. O da diyor ki ulan sen benim karıyı mı görmeye geliyordun, beni mi görmeye geliyordun? Vay utanmaz herif diyor be. Ne edepsiz adamlar var ya. Geliyor diyor açık açık söylüyor ha. Sen diyor evvelce diyor biz diyor eskiden görüşürdük diyor. Karılar erkekler ha iyi diyor derdik derdik içerdik. Şimdi kocalara gittin diyor zehirlediler seni diyor. Karıyı göstermiyorsun ulan diyor. Ben daha sana gelmem diyor. Allah demek herifin niyeti bozuk. Karıyı görmeye geliyormuş. Ne terbiyesiz adam ya. Söylüyor açıkça ya. Medeniyet. Medeniyet dediğin tek kişi kalmış canama. Efendiler. Şimdi en büyük cihadımız hangisidir? Cihad, kıtal ve muharebe. Bugün biz silahla kalkıp gavurlarla harp edecek durumda değiliz. Neden? Çünkü biz daha içimizde Müslümanım diyen adamlara İslam'ı anlatamadık da ondan. Dolayısıyla ilk cihadımız nedir? Kahvede, kumarhanede, meyhanede, kerhanede, affedersiniz en kötü yerlere kadar bu milletin evladı inandım diyor, ben de Müslümanım diyor fakat bir şey bilmiyor. Bunları çağırıp getirip bunların veya ayağına gidip duyurup anlatmak. Adam şimdi dönüyor bu yola, geliyor. 2 sene, 3 sene tam takva oluyor. Diyor ki kahvede, kumarhanede birilerini görüyor diyor. Bunları diyor keseceksin diyor. Şimdi ona soracaksın. Diyeceksin ki sen 3 sene evvel neredeydin? Onların içindeydin. Ha. Peki 4-5 sene evvel ayaklansaydı senden evvelki Müslümanlar seni de keseceklerdi değil mi? Ama bak canın cehenneme gidecekken şimdi cennete geldin. Demek ki kesme zamanı, asma zamanı değil.
Çünkü aramızda Müslümanım diyenler meseleyi bilmiyor. Bak bugün cami cemaatinden şu camiye gelen, hacca giden, hatta Mekke'ye gide gele Kabe'yi eskitmiş aşındırmış heriflerden. Adam diyor ki 20. asırda şeriat olmaz, geriye dönülmez diyor mesela. Kızıl gavur, Stalin gibi gavur herif işte, hacca gitmiş gelmiş, neye yarar ki? Ama bugün ben tanıdığım var, Esrar Keş, eroim var, kafayı kaldıramıyor, bana yalvarıyor diyor. Hocam bir kere düştük diyor, ne olur dua et diyor, şeriat gelsin de biz de kurtulalım diyor. O adam Esrar Keş, Müslüman, bu hacı hoca geçiniyor, gavur. İnanmıyor şeriata, Kur'an'a. Onun için saflar belli değil, gavur Müslüman belli değil. Camide gavur var, Mekke'de gavur var, icabında meyhanede Müslüman var. Bundan dolayıdır ki ilk vazifemiz iyiliği emretmek, kötülükten nehyetmek, Allah'ın dinini, İslam şeriatını, Habibinin yolunu, nurlu yolu, cennet yolunu anlatmak ve insanları bu yola çağırmak. Bu vazifeyi yaptıktan sonra Allah'ım kapılar açacak. Siz de adam getirmekle mükellefsiniz. Önümüzdeki sohbet hem Recep-i Şerif gecesi hem Miraç-ı Şerif meselesi anlatılacağından özellikle yalvarıyorum. Bu Allah'ın ayında Allah'ın kullarına Allah rızası için çağrıda bulunalım. 3 aylar yumuşadı milletin kalbi, kandiller peş peşe geldiği için kıymetli gecelerde çok istifade. Yani gel dediğin zaman adama işim var gücüm var diyor. Şimdi ne diyeceksin? 3 aylar girdi, kötü yolları bırak, alemciliğe, yancılığı, gececiliği, gel buraya diyeceksin. O da duramayacak gelecek çünkü 3 ayların çok tesiri var insanların üzerinde. Bazı günlerin gecenin çok etkisi var, bu inkar edilemez, açıkça görülüyor bu. Bundan istifade edelim, nicelerini bu yola getirelim inşallah. Nesidir o? Ondan sonra Şaban-ı Şerif'in yarı gecesi geliyor, Berat gecesi ki bütün bir senelik kaza ve kaderlerin yazıldığı gece. O gece bu cami-i şerifte inşallah sohbetimiz rastladı. Öyle rastladı. 15'te bir gelen gecemiz Berat gecesini buraya rastladı. Allah'ın ikmeti. Burada ihya edeceğiz inşallah. Ondan sonra zaten bir Ramazan-ı Şerif, bir Kadir gecesi geliyor ki arkadaşlar deryaya battık. Yani insan bu deryanın içinde susuzluktan ölürse çok ahmak olur yani. Çok ahmak olur ya. Allah sana ırmaklar akıtmış gözünün önünde, bunun kıymetini bil ya. Buradan şimdi bir bardak su almazsan yarın ahirette aç susuz kalırsın. Allah'ın ne kabahati var kardeşim? Ondan sonra Allah bana hidayet vermedi de Allah beni doğru yola alsaydın. Allah'a niye iftira ediyorsun Allah sana? Bu kadar imkan sağladın, niye kazanmıyorsun? Para kazanma imkanlarını zorluyorsun da cennet kazanma imkanlarını niye kullanmıyorsun sen? Her 24 saatte 8 saat, 10 saat çalışıyorsun. Şimdi buraya geliyorum, birkaç kişi rastladık. Lan vaaza gidelim diyorum diyor hoca efendi, birkaç nüfus bakıyorum, işim var. Allah Allah, ya halbuki herif kuyumcu. Yani kömürcü değil ki yani. Diyelim ki maden işçisidir de 2000 metreden kazacak da bilmem ne. Ya Allah sana bu kadar rahat iş vermiş. Sen 15 günde bir ayağınıza geliyoruz, iki kelime konuşacağız, anlatacağız diye. Yani sen bunu gelip dinlemiyorsun. Burada bu faziletleri kaçırıyorsun, bu müjdeleri, haberleri kaçırıyorsun. Ondan sonra ahirete gideceksin, eli cebi boş. Ya Rabbi sen bana demedin, anlatmadın. Sen nasıl dersin bunu Allah'a ya? Ne eksik etti Allah? Neler anlatıyor size? Bütün bu millet bunları duysun, buyurun. Önümüzdeki sohbet nasipse inşallah. Miraç'tan evvel oluyor. Neyi anlatalım? Miracı bir anlatalım mı? Tazelensin, geçen sene anlatmıştık ama bu sene de inşallah bir kere de olsun, çok uzatmayacağım ama bir sohbette o miracı Efendimizin Mekke'den çıkıp 7 kat gökleri gidip Rabbimizi görüp konuşup görüşüp tekrar Mekke'ye gelişine kadar ki meseleleri kısa da olsa özetle anlatacağım inşallah. Ben bunu İstanbul'da Yenibosna'daki pazar sohbetinde tam 8 ay anlattım. Miraç 8 ay sürdü her hafta. Evet, her pazar içinden sonra devam ettik, 8 ayda bitirebildik bunun tafsilatını. O da atlaya atlaya gittik yani. Evet. Ama olsun, bir sohbette kısa ve özet olarak size nasip söylemeyecek sohbette o meseleyi de izah edeceğim inşallah. 15 gece sonraki son sohbetimizde. İnsan bu geceleri bilmeli, bu günlerden haberdar olmalı arkadaşlar. Sakın bunlarda kendi canınıza zulmetmeyin. Günah işlemeyin. Şimdi içinizde namaz terk edeniniz varsa,
mutlaka şuradan çıkmadan Allah'ın ayında Allah'a söz versin, ben bundan sonra bir namaz bile terk etmeyeceğim ve bundan evvel bıraktıklarımı da hesap tutup buluğa erdiğim günden beri kazaya başlayacağım. Söz versin buradan çıkmadan. Mutlaka. İçki içeniniz varsa, bak Allah'ın ayı girdi, ne demek ya bu ayı saymamak? Allah'ı saymamak. Çabuk. Kararı versin içinden, ben bir daha ağzıma bu meredi sürmeyeceğim. Tamam. Kumara müptela olan hemen söz versin, bir daha ben kumar oynamayacağım, elimi sürmeyeceğim. Faiz alıp veren, rüşvet alıp veren, yalan diyen hemen söz versin. Bundan evvelki günahlarından tövbe etsin, vazgeçsin, bir daha yapmama karar versin. Ey gidi zinaya müptela olanlar, o zina, ey o ne ateştir o. Vardır, vardır arkadaşlar, onlar da hemen söz versin. Yarın ahirete kalmasın bu hesaplar, tevbe etmeden aniden ölüm gelirse bu hesaplar ahirette temizlenmez. Binlerce sene cehennem ateşi çekilmez beş paralık şehvet için. İki kuruşluk lezzet için 10 bin sene, 20 bin sene yanılmaz, akıl kârı değil. Dünyanın karısını kızını versem sana, bir kere fırına sokup da çıkarayım seni desem girmezsin, kabul etmezsin. Sen cehenneme inanmıyorsan açık söyle ya. İnanıyorsan nasıl yaparsın? Vazgeç. İçki, kumar, faiz, zina, adam öldürmek, büyü yapmak vesaire, kebair en büyük günahlar bunlar. İftiralar, hepsinden vazgeç. Biri daha yapmamak üzere kararı verin. Şuradan çıkmadan. Hepinizin içinizdedir bu karar, kalbinizdedir. Sözünüzü verin Allah'a. Ben sizin kalbinizi bilmem, Allah biliyor. Bu mübarek aydan başlayın. İnşallah Ramazan-ı Şerif'e kadar zaten işi idare ettik mi, Ramazan'da zaten tam bir tövbe oluyor. Bayramdan sonra da aman ha. Neden? Nasıl olsa bayram çıktı deme. Çünkü bayram çıktı diye ölüm bitmedi ki. Azrail Aleyhisselam aniden gelecek. Sen her daim hazırlıklı. Ya dünya bitti be, sen daha ne bekliyorsun ya? Dünya bitti. Adem Aleyhisselam cennetten indi, dünyaya geldi. Dünya ona dedi ki ci'te fekadin gaza şebabi. Sen geldin ama dedi benim gençliğim gitti dedi dünya. Sen benim gençliğimi görmedin. 2000 sene evvel yaratılmış. Dünya şimdi koca karı oldu. Resulullah öyle gördü dünyayı Miraç gecesi. Önümüzdeki sohbette anlatacağız. Koca karı. İşi bitmiş, can çekişiyor. Son nefeslerinde eli kulağında kıyamet kopacak. Ne zaman kopacak? Ya sana ne zaman? Evvela senin kıyametin kopacak bir defa. Nasrettin Hoca'ya sordular, dedi ki karı ölürse küçük kıyamet dedi, ben ölürsem büyük kıyamet dedi. Şimdi memmâte fekat kıyamet kıyamet, ölenin zaten kıyameti koptu, sen ne kıyameti bekliyorsun? Öldüğün gibi ya cennet bahçesi ya cehennem çukur. Esas kıyamet zaten kopacak, o kimin başınaysa. Allah bizim başımıza kopartmasın onu. Çünkü imanların başına kopmayacak o. Allah diyenlerin kafasına kopmayacak. Dünya bütün gavur kalacak, ondan sonra kopacak. Önümüzde daha ne günler var. Ne fitneler var, ne fesatlar var. Allah'ım ahir zamanın fitnesinden muhafaza eylesin. Amin. Bu çok kıymetli ay. Şimdi inşallah oruçlara başlayın. Nafile oruçlar. Biliyorsunuz pazartesi, perşembe her ayda oruç tutulabilir. Nafile. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem, ben pazartesi, perşembeleri oruçlu geçirmek istiyorum. Neden? Çünkü pazartesi, perşembe Rabbimize yaptığımız ameller arz ediliyor, sunuluyor. Oruçlu olursam acir bana da kabul eder diye. Oruçludur kulum, reddetmeyeyim onun amellerini. Her pazartesi, perşembe zaten var. Recep-i Şerif'te özellikle 13, 14, 15 her ayda var bu. Recep-i Şerif'te özellikle tutulsun. Hoca daha fazla tutmak istiyorum diyen başından 3, sonundan 3 tutabilir. Ama şu hadisi şerifi de size söyleyeyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu: "Men salla min şehrin haramin el hamise vel cumu'ate ve sebte keteballahu lehu ibadete seneteyn." Her kim haram ayda, işte bu 4 tane haram ay var, en büyükleri Recep-i Şerif. Özellikle bu aylarda, başka aylarda yok bu. Perşembe, cuma ve cumartesi. Üçünü peş peşe tutarsa Allahu Teala ona 2 sene devamlı ibadet yapmış sevabı. Perşembe, cuma, cumartesi. Unutmayın bu 3 günü peş peşe her hafta, yani 4 hafta zaten Recep-i Şerif bitene kadar. Sadece bu aya mahsus bu 3 gün peş peşe haram ayda. Perşembe, cuma, cumartesi. Hoca Efendi daha da
ediyorum diyenler, bazıları kefarete niyet ediyorlar. Kefarete niyet eden evvelden etmesi lazım. Çünkü 60 gün en az peş peşe olması lazım. Ramazan'a şimdi 60 gün kalmadı. Düşün, o birkaç hafta evvel başlayana olurdu. Bundan sonra o kurtarmaz. Ben nafile tutayım, sıralı tutayım, o da iyi değil. Çünkü Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'dan başka sıralı oruç tutmadı. Farz oruç gibi benzemesin, karışmasın diye. Bunda arada birkaç gün tatil yapmak lazım. En fazla tutsan 20 gün, 25 gün tut ama birkaç gün yani tatil yapmak lazım. Sünnet yerini bulsun diye. Bu mübarek ayda zaten 15 gün orucu olana Rabbimiz ne buyuruyor? Defteri amalin tertemiz oldu, sana yeni bir defter açıyoruz buyuruyor. Bunun fazileti hakkında bir gün oruç tutan, iki gün, üç gün, dört gün sıralı hadisler var. Ben o hadisleri şimdi bu tefsirde değil, başka bir tefsirde değil. Onlar inşallah Perşembe gecesi, Kandil Şerif gecesi şey yapacağım, niyet ettim, söz verdim. Bu tefsirde yok. Kafamda da hepsi kalmıyor tabii. Çünkü 15'in ayrı ayrı şeyi var. Faziletleri. Bunları yapalım arkadaşlar. Sıhhati olmayan, tabii hasta olan midesinden, şurasından, burasından Allah zorluyor. Nafile bunlar yapar. Ama ya Rabbi ben sağlam olsam yapardım da niyet ediyorum yapamıyorum dersin. Müminin niyeti yapmasından daha hayırlıdır. Niyeti mümini hayrun min ameli. Manisi olup yapamayanlar yapmışsan iyi. İzâ meridel abdü evsâfara kütübe lev mâ kâne ya'melu sahîhan ev mukîmâ. Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kul hasta olduğu zaman veya yolculuğa çıktığı zaman sağlamken veya evindeyken yaptığı ibadetleri yapamaz tabii ki. Hastayken, yoldayken yapamaz. Sağlamken veya evindeyken ne yapıyorduysa aynı yazılır defterine. Böyle sen iyiliksever bir Allah nerede bulacaksın ya? Yapamıyorsun, yapıyormuş gibi yazıyor. Ölüyorsun kabrinde yine bitirmiyor ecrini. Melekler diyorlar ki ya Rabbi, sağında solunda duran melekler diyorlar ki bu adam nasıl olsa vefat etti, artık bu ne sevap yapabilir ne günah yapabilir, bizim nöbetimiz bitti, sen bize müsaade et göklere çıkalım, orada sana devamlı ibadet yapan meleklerle biz de ibadetine doyalım, biz ibadete doyamadık, bunun peşine takıldık, uğraşıyorum bundan, bu da gitti, iş bitti. Rabbimiz buyurur ki hayır, siz şimdi okulumun kabrinin başına gidin, orada görev tutacaksınız. Onun mezarının başında, onun hali hayatında, sıhhatinde yaptığı ibadetleri devamla yapacaksınız, sevabını da onun defterine yazacaksınız. Onun için Rabbimiz ne buyuruyor? Estağfirullah. Billah. İllellezine amenu ve amilussalihati lehum ecrun gayru memnun. İman edip ameli salih işleyenlere bitmez tükenmez mükafatlar var. Nasıl bitmez? Adam 60 sene yaşadı öldü. Bitmez diyor Allah. Neden? Kıyamet sabahına kadar yaptıkların defterine yazılacak. Ya kafanı çalıştır ya. Uyanık ol. Karlı yatırım yap. İyi şirketlere üye ol. Batırma canını cehenneme. Bu amelleri yap. Öldükten sonra da yazılsın. İnsan öldüğü zaman bütün ameller kesilir. İzâ mâtel insan inkata amel illâ min zelâf. Üç şeyden kesilmez. Sadakatin cariye. Sadaka verdi, mesela cami yaptırdı, çeşme yaptırdı, köprü yaptırdı. Devam edelim, medrese yaptırdı, tekke yaptırdı, hamam yaptırdı. Misafirhane yaptırdı. Osmanlılar ne kadar bırakmışlar böyle eserler. İstanbul'un yarıdan fazlası vakıf. Allah'ım. Yarıdan fazlası vakıfen işgal etmişler. Vakıf yerlerinde içki içiriyorlar, kumar oynattırıyorlar. Medreselerde turistlere fuhuş yaptırıyorlar ya. Medrese ya, vakıf. Allah'ım. Adamlar sadaka-i cariye, tabi onların sevabı devam ediyor da günahı bunlara. Onların sevabı devam ediyor, onları o niyetle bırakmış. Çocuğuna bırakmamış, adam Allah'a bırakmış, bütün Müslümanlara bırakmış mesela. Ev ilmin tefe'u bihi. Yahut kitap yazmış, vaaz yapmış, onlar o öldükten sonra da okunmuş, anlatılmış, millet amel etmiş. Evvel edin salihan yed'u leh. Yahut da iyi bir evlat bırakmış, arkasından çocuğu ona namaz kılıp dua yapmış. Bunlar kalır arkadaşlar. Ölmeden yapalım ki öldükten sonra Rabbimiz aynen yazsın. فَلَا تَظْلِمُوا ف۪يهِنَّ اَنْفُسَكُمْ. Sakın bu aylarda kendinize zulmetmeyin. Hemen Allah'a tevbe edelim arkadaşlar. Hemen ya. Ne günahımız varsa dönelim bu mübarek gecede. Tevbe-i nasuh üzere. Bir daha dönmemek üzere. Ne gibi?
İneğin memesinden çıkan süt diyor, tekrar geri dönemeyeceği gibi. Tefsirde öyle diyor. Ama ne misal. Öyle tevbe yapın. Allah tevbe bekliyor bizden arkadaşlar. Estağfirullah. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر كل شيء قدير صدق الله العظيم ايه inanmış kullar siz bana inanıyorsunuz peygamberlerime inanıyorsunuz kitaplarıma ahirete öleceğinize dirileceğinize cennete cehenneme beni niye dinlemiyorsunuz diyor ya beni niye dinlemiyorsunuz siz İnanmayana lafım yok. Canı cehenneme. İnanana söylüyorum. Dinle ya. Çabuk Allah'a dön bakalım diyor. Ya kaçakları biz olsak gelip bir defa kaçtım aman gözüm görmesin deriz ha. Allah'ımız bu diyor ki ne kadar kaçarsan çabuk bana gel diyor ya. Böyle Allah nerede bu? Adam 20 sene ibadet yaptı Beni İsrail geçmiş ümmette. Nasıl ibadet yaptı biliyor musun? Sırf. Nefes almadı be, ibadet ibadet. Bir ayağı kaydı. İnsan bu. Düşmez kalkmaz mı Allah? Düştü. İçki, kumar, her şeye düştü. Sakalı bembeyaz olmuş, yaşlandı kötü yollarda. O zaman ya. Aynül İlim ve Zeynül Hilim isimli bir kitap var. Molla Ali Yukari Hazretleri onu şerh yapmış. Onda rastladım. Aynaya bakıyor bir gün. Ya dedi, saç sakal ağırdı dedi, biz ne yoldayız ya. Ya Rabbi dedi, etâtüke 20 sene ve asaytüke 20 sene. 20 sene sana devamlı ibadet yaptım, sonra bir kaydım 20 senede günaha düştüm dedi ya. Şimdi sana yüzüm de kalmadı ama dönsen kabul eder misin? Evin köşesinden diyor, evin köşesinden. Allah manevi ses. O zaman arkadaşlar evvelki ümmetler nasıldı biliyor musunuz? Rabbimiz onlara böyle açık açık duyurturdu. Bizim ümmette işi hepten gizledi yani imtihan, gayba iman edilsin diye. Bu ümmetin işi hepten gayba kaldı yani görmeden, duymadan. İşte ah buradan kaytarıyorlar kaydı diyorlar, yanlış anlıyorlar. Görelim istiyorlar, duyalım istiyorlar. Ya ne göreceğim ne duyacağım.